Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın gelecekler ve bu haftanın gündemiyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle hemen bugün biteceklere değinelim. İki tane maç day vardı, oynama işi bitti. Finallerini seyret diyerek GP kazanabilirsiniz. Hani belki oradan gelen GP ile Backstrap'dan top açılımı yapabilirsiniz. Onun dışında etkinlik turu, Open Challenge, onlar da bugün bitiyor. Yarın bunların yenileri gelecek. Peki yarın bizleri neler bekliyor? Şimdi sırasıyla onlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle maç daylar. Konami yarın gelecek maç dayları için iki tane maç dayı hani söyledi, bizlerle paylaştı. İngiltere Ligi maç dayı gelecekmiş. Aynı bu hafta İtalya Ligi'nin maç dayının olduğu gibi yarın da İngiltere Ligi maç dayı gelecek. İç saha deplasman şeklinde bir hazır takımlı, bir de kendi oyuncularımızla oynayacağımız şeklinde iki tane maç dayı beklenmekte. Hani Konami'nin resmi açıklamasından bunu anlıyoruz. Farklı herhangi bir etkinlik gelirse de onu ancak yarın öğreneceğiz. Şu an için Konami'nin yaptığı açıklamaya baktığımızda yarın iki tane maç dayı gelecek gibi görülmekte. Onun dışında yarın öne çıkan oyuncular gelecek. Kulüp selection oyuncuları gelecek. 4 tane takımın öne çıkan oyuncuları gelecek. Burada Manchester City ve Tottenham kulüpleri yarın açıklanmadı. Büyük ihtimalle bir sonraki hafta gelecek onlar. Yarın için Konami Manchester United, Liverpool, Everton, Leicester City takımlarını açıkladı. Yarın bunların oyuncuları gelecek. Hemen bir maksimum seviyelerine bakalım. Manchester United'da Wan-Bissaka 95'lik seviyeyle en yüksek Manchester United'lı oyuncu, sağ bek oyuncusu. Yarın çok iyi iki tane sağ bek geliyor. Alexander Arnold ve Wan-Bissaka. Hani sağ bek anlamında sıkıntısı olan arkadaşlarım için yarın iki tane sağ bek gelecek. Manchester United'ın oyuncuları maksimum seviyeleri bunlardı. Yarın gelecek oyuncular. Hemen Liverpool'a geçelim. Yarın gelecek oyuncular içerisinde en yüksek seviyeli oyuncu Alexander Arnold. Sağ bek oyuncusu 97 seviyeye kadar ulaşmakta. Yarın hiçbir oyuncu 97'yi görmüyor Arnold dışında. Muhammed Salah var, 96, Firmino 95. Liverpool'da en düşük seviyeli oyuncu kaleci Adrian. Liverpool'da yarın gelecek oyuncular bunlar. Devam ettiğimiz zaman daha sonrasında Leicester City takımı. Tielemans orada 95'lik seviyede, en düşükse 3 tane altın top oyuncuları var. 88'lik bile oyuncuları var. Yani Leicester City altın top oyuncularıyla da dikkat çekiyor. 3 tane altın top oyuncusu var. Hani top açılımı yapar mısınız, yapmaz mısınız? Yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Hani ben doğruyu söyleyeyim, Leicester City'den açmayı düşünmüyorum. İyi oyuncular var mı? Var ama yani altın top oyuncular gelir diye çekiniyorum. Eldeki MyClub parasını Leicester City'de harcamayacağım. Liverpool'dan ve United'dan açmayı düşünüyorum ama öncelikle Liverpool'dan açacağım. Devam edelim. Everton kulübünde de Richarlison, Calvert-Lewin gibi, James Rodriguez gibi önemli oyuncular var. En düşük seviyeli oyuncuları, 91'lik oyuncuları. Yani Everton'dan da top açılımı yapmayı düşünüyor musunuz? Hani MyClub param çok olsaydı ben buradan da açardım ama hani eldeki MyClub parasını ben Leicester City ve Everton için harcamayacağım. Öncelikle Liverpool, sonra Manchester United'da kalanları değerlendirmeyi düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman yarın herkese Bruno Fernandes hediye edilecek. Herkese, oyun oynayan herkese Manchester United'dan 94 seviyeye ulaşan Bruno Fernandes hediye edilecek. Devam ettiğimiz zaman 300'e futbol puanı kazanma şansınız var arkadaşlar. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. Belki onu kaçıran atmayan arkadaşlarım varsa sadece bir link tıklayarak, Konami'nin bizlere verdiği bir linki tıklayarak, bizlerle paylaştığı bir linki, oradan 300'e futbol puanı kazanabilirsiniz. Çok basit bir işlemi var. Eğer yapmadıysanız bundan önceki videoyu izleyip yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece linke tıklayıp 300'e futbol puanını kazanabiliyoruz. Devam edelim. Bu önemli bir haber. Bu haftaki vakum iptal edildi arkadaşlar. Yani perşembe günü hani oyunun gece 3'te kapanıp sabah 5'te açıldı. O vakum iptal edildi dedi Konami. Güzel oldu. Çünkü neden? Vakum 31 Aralık, yani yılbaşı gününe denk gelmekte. Yani o gün belki büyük hediyeler de olabilir. Konami çünkü yılbaşında oyunda büyük bir yoğunluğun yaşanabileceğini söylemişti geçtiğimiz haftaki mesajında. O gün vakumun olmaması, oyun açıldığında bir anda herkesin oyuna hücum edip oyunu çökertme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Her ülke kendi saat dilimine göre oyuna girecektir. En azından oyun açılacaktı, bir anda hücum edeceğiz, oyun tekrardan çökecek durumu olmayacak. Vakum iptal edilmiş, oyun bu hafta hep açık olacak. Bu güzel bir haber, o gün için güzel bir haber. Devam edelim. En çok merak ettiğimiz nokta ise yılbaşı hediyeleri. Şimdi Konami resmi olarak, daha öncesinde demişti, hani ben bu yazıyı sıklıkla paylaşmıştım sizlerle geçtiğimiz haftalarda da, yılbaşı hediyelerini 5 haftaya böldü. 3 haftasını artık bitirdik arkadaşlar. Bugün itibariyle yılbaşı kampanyasının 3 haftası bitti. Ve asıl önemli olan haftaya geliyoruz. Yılbaşının olduğu hafta bu hafta. 4. hafta, hani round 4 de diyebiliriz.
Dördüncü haftadayız ve bu hafta içinde yılbaşı da var. Asıl önemli hediyelerin bu hafta verilmesi gerekiyor. Oyun bu gece 3'ten sonra tabii ki yarın geleceklerle birlikte önemli mesajlar da Kore'me paylaşacak bizde. Yarın bu haftanın yani gece 3'ten sonra bu haftanın kampanyasını bizlerle paylaşabilir Kore'me. Yani yarın sabah oyuna girdiğimiz zaman bu hafta nelerin geleceğini, günlük girişlerin olup olmayacağını, günlük girişler olursa her gün ne vereceğini Kore'me bizlerle mesajlar yoluyla paylaşabilir arkadaşlar. Yani bu gece 3'ü ve yarın sabah beklemek gerekiyor bu anlamda. Ben yarın sabah hemen oyunu açtığımda özellikle de Konami'nin bu hafta için neler vereceğini açıkladığı o mesajı merak ediyorum. Yani bu hafta için dediğim gibi yarın ve perşembe çok önemli. Konami için de pazartesi ve perşembe yeni şeylerin getirdiği günlerdir. Yarın önemli açıklamalar yapabilir. Onların da takipçisi olacağız. Gelişmeler olduğunda tabii ki sizlere videolar çekerek tekrardan paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta yılbaşı hediyeleri olacaktır. Şu ana kadar resmi herhangi bir açıklama yok. Hani kanalların tahminleri var. Yani birçok yabancı kanal olsun. Bu hafta şu gelir bu gelir filan tahminlerde de bulunuyorlar. Ama resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Hani kimseye hani yalandan yere ümit vermek de doğru değil. Hani ikon verir, MyClub parası verir, şu verir, bu verir diyemeyiz. Çünkü Konami'den gelen resmi bir açıklama yok. Güvenilen kaynaklardan da herhangi bir paylaşım yok. Paylaşanlar tamamen kendi tahminlerini yapıyor gibi. Devam edelim. Bizim kanalımızın da MyClub parası çekilişi var bu arada. Eğer katılmadıysanız katılabilirsiniz. Tam 11 kişiye MyClub parası hediye edeceğiz. 1 Ocak tarihinde bu çekilişi gerçekleştireceğiz. 1 kişiye 2100 MyClub parası, 10 kişiye de 300 MyClub parası hediyemiz olacak. Eğer çekilişe katılmadıysanız yorum kısmına ben çekiliş linkini sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Katılım için kanala abone olmak ve çekiliş videosunun altına yorum yazmanız yeterlidir. Önemli gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere yayınlar, iyi seyirler. Bizler için çok önemli bir hafta. Konami için, bu oyunu oynayanlar için önemli haftalardan birini yaşayacağız. Çünkü yılbaşı haftası. Birçok oyun yılbaşı haftalarında önemli hediyeler vermekte, etkinlikler getirmekte. Bakalım Konami bu haftayı nasıl değerlendirecek? Yarını ve perşembeyi merakla bekliyoruz. Gelişmeler olduğu sürece karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.